Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz mutfağıma hoş geldiniz. Birazdan da bahçeye çıkacağız tabii. Arkadaşlar, mis gibi kuru fasulye yaptım. Görüyor musunuz nasıl göbek atıyor ama? Ay, maşallah maşallah. Bir de var ya, bir kokuyor ev, bir kokuyu anlatamam. Mis gibi kuru fasulye kokuyor arkadaşlar. Bunları ben, daha doğrusu bir paketi tamamen arkadaşlar haşlıyorum. Bir kısmını pişiriyorum, kalanını ikiye bölüp dondurucuma atıyorum ve böyle canımın hiç iş yapmak istemediği zamanlarda da böyle çıkartıp arkadaşlar ne yapıyorum? Tabii ki afiyetle yiyorum. Ve bugün yine canımın hiç iş yapmak istemediği günlerden birindeyim. Sabahtan beri böyle aslında başım da ağrıyordu arkadaşlar. İlaç içtim de o yüzden de canım hiç iş yapmak istemedi. Dedim ki kalkayım bir video çekeyim. Aslında video çekmeye de halim yoktu ama arkadaşlar buradan artık sol baştan başlayayım, size bir video çekeyim. Evet arkadaşlar, bu devasa saksıyı size nasıl tarif edeyim, nasıl tarif edeyim? Bakın, elime bir resim fırçamı aldım. Bakın, bu çok büyük bir fırça. Bakın büyüklüğüne. Aeniumların sadece bir kafası. Arkadaşlar, şimdi hepimiz aeniumların ya da sukulentlerin, kaktüslerin hani belli formlarını belki seviyorsunuzdur ama şimdi bu form mevsimine göre değişiyor. Mesela sıcaklıkların azaldığı, güneşin çok olduğu zamanlarda yapraklarını uzatıyor. Sıcak havalarda daha kısa yapraklı oluyor bunlar. Ama böyle olması demek hani formunun çok da bozulduğu anlamına gelmiyor. Böyle sevenler de var, öbür türlü sevenler de var. Bu bir zevk meselesi arkadaşlar, zevk meselesi. Ben böyle de çok seviyorum bunları. Ben bulunduğum ülkenin şartlarında ancak böyle yetiştirebiliyorum. Türkiye'de olsam Allah, yani Allahu Ekber, neler yapardım neler herhalde, ki yapıyordum da. Şimdi arkadaşlar, bu benim şirek ya da hobbit, ama bunlar renklenenlerden arkadaşlar. Bunlar purple pearl. Aa, bu da arkadaşlar şu renklenen, şu pembe, mavi sarı olan dam koruğundan. Bu da Crassula ovata cinslerinden. Bir saksı daha, bu arada burası soğudu arkadaşlar iyice. Bu da Bluebird ya da Whirly Bird dediğimiz türlerden. Ama ben bunu aldığımda arkadaşlar küçücükün bir saksıydı. Tavrandaki evdeyken daha almıştım. Şimdi görüyorsunuz, bakın bizdeki alma alışkanlığı ve hastalığı bitmez arkadaşlar. Bakın şurada 3 tane varmış. Bir de burada bakın var. Bir de burada ne var? Douglas var arkadaşlar. Alıyoruz yani. Dün akşam da Ütopya Çiçek Evi Nurcan Hanım'dan da ben yine olan türlerimden yine aldım yani. Alıyoruz. Bu bir hastalık. Yani ne yapalım? Bizim hastalığımız da bu olsun. Allah başka hastalık vermesin arkadaşlar. Ve bakar mısın şu tontişin şu güzelliklerine bakın. Gözlerine sürme çekmiş. Sürmeli seni. Maşallah, subhanallah. Ve arkadaşlar, yanında ne var? Tabii ki Purple Delight'lar arkadaşlar. Ve pudralı türler. Bunu da aslında buradan almam lazım. Ayrı bir saksıya. Bu da neydi arkadaşlar? Albert Byners. Bakın yavrulamış. Bunlar çok büyük büyük saksılar. Kafalar da büyük yani. Sukulentlerim de çok büyük arkadaşlar. Ve geliyoruz bu güzele. Şuna bakın arkadaşlar. İğne oyası gibi. İğne oyası gibi. Maşallah. Subhanallah. Ve arkadaşlar, ben de sizlerle birlikte Nurcan Hanım'ın canlı yayında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok da güzel geçiyor. Hoşuma gidiyor. Ben de böyle akşamlar yetişmeye çalışıyorum. Akşam çok komikti ya. Akşam Ütopya Çiçek Evi Nurcan Hanım'ın canlı yayından önce arkadaşlar benim bir doktor kontrolüm vardı. Oraya gittim. Oradan hadi dedim markete gideyim. Melis bir şeyler istemişti. Arkadaşlar, marketteyken eyvah dedim ya, Nurcan Hanım'ın şey vardı, canlı yayın satışı vardı. Opalinalardan alacaktım ben. Biliyorsunuz ben opalinaları çok seviyorum. Hatta canlı yayında bana Bilge Can da dedi, kız dedi, Nilüfer opalina tarlası yaptın bahçeyi dedi. Ama ne yapayım, çok seviyorum, Bilge Can'ı aldım işte. Neyse arkadaşlar, marketteyim. Market arabasının şu hani küçük yeri oluyor ya, sepet gibi. Orada telefonu açtım, sesini de kıstım. Gözler de görmüyor rakamları. Zaten ekran küçücük, zaten marketteyim. Bir yandan markete mi hakim olayım, bir yandan yayına mı katılayım falan. Ondan sonra arkadaşlar ben oradan yazıyorum. İki tane şundan, üç tane şundan, beş tane şundan. Ondan sonra bir de markette de arkadaşlar, yani alacağım şeyleri unutmamaya çalışıyorum. Bir de markette de işte kasacı bir şeyler soruyor işte falan filan. Bir de marketin arkadaşlar otoparkı -1 katta. Ben tabi yazamıyorum orada arkadaşlar. Yani yazamıyorum.
Sonra hali bir görseydiniz çok komikti. Hatta yazdım, dedim bakın ben marketteyim, zar zor rakamları görüyorum. Bir de akşam herkes o rakamı yazdım olmadı, bu rakamı yazdım olmadı, işte yok önce ben yazdım, yok önce sen yazdın falan. Biz sonra Bilge Can'la onu böyle güzel bir espri moduna çevirdik. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Benim internetim o kadar hızlı olduğu halde ben bile bakın bazı türlerden alamadım yani. Bir de marketin eksi bir otoparkına gittim. Allah, internet iyicene kesildi. Hiçbir şey göremiyorum, yazamıyorum falan. Sonra bir baktım arkadaşlar, otoparktan çıkınca internetim geldi. Aa, baktım Opalinalar çıkmış hemen. Arabada yazı verdim. Ve arkadaşlar bakın, uzun zamandır ben birçok satıcıdan bu sepet iptallerini duyuyorum ama hiç şimdiye kadar konu edinmemiştim bu Sukulent canlı yayındaki satışlardan sonra sepet iptallerini. Hani duyuyordum ama çok karışmak istemiyordum. Ama arkadaşlar bakın, yazık günah emek var yani. Bakın ben bu bahçede nasıl uğraşıyorum yani, sizler de görüyorsunuz. Hani olabilir, bir işiniz çıkmış olabilir. Hani aldınız, sonra bir baktınız, eyvah dediniz, ya benim bir ödemem vardı, unuttum. Arkadaşlar bu bir olur, iki olur yani. Ama alışkanlık haline getirenler var anladığım kadarıyla. Yani o alışkanlık haline gelince de işte canlı yayınlara bu alışkanlık yapanlar geldiğinde satış yapan kişiler kibarlıklarından, nazikliklerinden ve esnaf oldukları için de arkadaşlar bakın canlı yayında söyleyemiyorlar bunları. Yani Nurcan Hanım mesela çok naif, çok kibar. Yani bu işte yıllarının emeğini harcamış. Hobiciyken bu işi ticarethane açarak ilerletmeye çalışan, vergisini ödeyen, kirasını belki ödüyor, bilemiyorum şimdi kirasını ödüyor mu, ama gidiyor emek harcıyor, Yalova'dan gidiyor satışçılardan alıyor. Yani onun da belli bir ödemeleri var arkadaşlar bakın. Alışkanlığını haline getirmek başka bir şey, ya da başkaları satın almasın diye alıp sonra da ben bunu almayacaktım demek. Yani arkadaşlar bakın, olmaz bu işler, yazık günah, kul hakkı, kul hakkı lütfen. Elinize bir kağıt kalem alın arkadaşlar. Aldığınız türler kaç adet aldınız, fiyatı neydi? Bir yandan da böyle şey yapın. Hani toplaya toplaya hani bütçenizi aşıyor mu aşmıyor mu, olabilir arkadaşlar bakın. İnsanlık hali, hepimiz hata yapabiliriz. Ama şunu unutmayın arkadaşlar, bir satıcı bir kişiyi eğer ki hayatından çıkartmışsa boş yere çıkartmamıştır. Yani mutlaka eskiden de gelen bir takım şeyler olmuştur. O nedenle ben hani canlı yayınlarda da mesela görüyorum, çekiliş yapıyor Nurcan Hanım. Birden fazla rakam yazanlar var. Mesela ben dayanamıyorum oraya, hemen şey, ben doğrucu Davut'um ya, hemen yazıyorum lütfen herkes tek rakam yazsın diye. Bakın ilk defa çekilişe katılmak farklı bir şey. Bilmiyorsunuzdur, kuralları ayrı mesela, ama özellikle yapanlar olunca da ne oluyor? Bu sefer haksızlık, adaletsizlik oluyor arkadaşlar. Bakın yazık günah yani. Yani şimdi ne oldu? 3-4 rakam yazdı birisi, kazandı. Ne oldu? Sen o sukulenti kazanmadın ki aslında. Haksızlık yaptın, kaybettin kardeşim, kaybettin. Herkesi kaybettin sen o sırada. Yani bir de şey var. Şimdi ben farkındayım arkadaşlar. Bakın onu da söyleyeyim size. Şimdi güleceksiniz bana ama arkadaşlar bu da çok büyük. Yani nasıl göstereyim size? Çok koskocaman, koskocaman yani bunlar. İyicene büyüdüler gübre ve gübre şerbetini verdikten sonra. Şimdi bazı nasıl diyeyim? Bana da oldu bu da. Dün akşam Nurcan Hanım'ın yayında bu konu çok üstüne gidildi. O yüzden dayanamadım da Nurcan Hanım'a, Ütopya Çiçek Evi Nurcan Hanım'a destek videosu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bana diyeceksiniz ki Nilüfer, bu konular seni ilgilendirir. Arkadaşlar ilgilendirir. Ben de bu hobinin içindeyim ve ben hani iyiler sustukça ne oluyor? Kötüler daha çok piyasaya çıkıyor. O nedenle ben iyilerin susmasını değil, iyilerin kazanmasını istediğim için arkadaşlar şöyle söylüyorum. Özellikle ticarethane, bakın benim babam da esnaftı, Nurcan Hanım da esnaf. Orada belki bir sürü ödemeleri var. Orada ticarethane işletmeye çalışıyor. Bilemezsiniz arkadaşlar. Bir insanın kibar, naif olması demek, o insandan böyle elimizce etinden, sütünden, derisinden faydalanacağınız anlamına gelmesin. Yani onu demek istiyorum. Şimdi benim de mesela biliyorsunuz ben zaman zaman bazı takipçilerime hediye kutular gönderiyorum ve severek gönderiyorum. Zaten hep diyorum ya size, bunları verecek insan arıyorum diyorum ama iyi niyet çerçevesinde. Mesela bunu bilen bazıları arkadaşlar bana ulaşıp abla şunu göndersene, abla bunu göndersene, yok işte şöyle, yok işte böyle arkadaşlar.
Benden tabii benim etimden, sütümden ve derimden faydalanamadıkları için başkalarına gittiler. O başkaları da bunlara canlı yayınlarda arkadaşlar çiçek almaya başladı. Ben almadım. Yani sen kardeşim daha benim kanalımı izlememişsin. Nilüfer Durak çok iyi. Takipçilerine hediye gönderiyor. Yani nasıl bir kafa bu? Ben seni tanımıyorum ki. Sen maddi gücü iyi olan ya da çiçeği çok olan kişilere yanaşıp şundan bir dal ver ya da arkadaşlar bakın canlı yayın satışlarında bakın. Onu da söyleyeyim. Canlı yayın satışlarında kim çokalıyorsa ona mesaj atıp arkadan ya şundan bana hediye göndersene. Benim durumum iyi değil. Almak istiyorum şudur budur. Bakın arkadaşlar. Ben bile şu anda alırken çekinerek alıyorum. Ayağımı yorganıma göre uzatmaya çalışıyorum ve kimseye de özelden mesaj atıp eskiden de arkadaşlar bakın çok eskiden de bahsediyorum. Hiçbir zaman da birine mesaj atıp özelden ya sen şundan aldın bana bir dal göndersene. İşte bundan işte iki dal göndersene, iki yaprak göndersene. Bakın arkadaşlar ben zaten hiç böyle şeylerin hesabını yapmam. Ama bakın insanlara bu şekilde özelden mesaj atıp da darlamayın. Var öyle kişiler ben biliyorum. Yani ve sepet iptalleri arkadaşlar sepet iptalleri yapmak yani sizin bu piyasadaki nasıl diyeyim size bu yani küçük cami arkadaşlar bunlar duyuluyor biliniyor yani o nedenle hani insanların hani sabrını satışçıların sabrını tüketmeyin onlar bizim için uğraşıyorlar yazık günah yazık günah yani ve bu arada mesela akşam canlı yayında da o yine aynı şey oldu. Hani bilemeyiz neden. O nedenle arkadaşlar kendi çiçeğinizi satın almaya bakın. Kendi işinize bakın. Bilemezsiniz yani detaylarını. O nedenle benim size tavsiyem arkadaşlar. Lütfen ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Ben zaten bu konuya değinmiştim bir videomda daha. Arkadaşlar eğer ki hani hesabınızı bilmeden alırsanız aile hayatınız bile tehlikeye girer. Çünkü bu işin sonu yok. Bakın ben de bak Bilgecan Nilüfer kız opalina tarlası yapacaksın dedi bana. Bakın iki leğen burada var. Mesela Bilgecan bak burada da var bir leğen. Vallahi Bilgecan doğru söylüyorsun da işte hepimiz aynıyız ki. Nurcan Hanım satıyor mesela destek olmak için hepimiz alıyoruz zaten. Kadıncağız o kadar emek veriyor yani. Başkası kazanacağını o kazansın. Sevdiklerimiz kazansın. Yani sakın bunda yanlış anlamayın başkası kazansın dememi de. Ben sadece hani Nurcan Hanım'la özelden de görüşüyorum. Kendisini de çok severim. Diğer satın aldığım insanları da çok seviyorum. Sakın öyle bir anlam çıkmasın. Sadece hani yabancı birinden almaktansa tanıdığım insanlardan almayı tercih ediyorum ki hani onları ayakta tutalım ki biz de onlar güzel türler getirdiğinde arkadaşlar güzel güzel satın alabilelim diye. Yani onu diyeceğim arkadaşlar lütfen her sepet iptalinde satıcılar nezdinde, satıcılar camiasında bizim de müşteri olarak arkadaşlar sicilimiz kirleniyor. Bakın bu böyledir yani. Ben de olsam mesela canlı yayında alıp arkadan işte bunu iptal ettim. Bir olur, iki olur, üç olur ama arkadaşlar artık ondan sonrası farklı bir boyuta geçer. Bir de arkadaşlar canlı yayınlarda gelip satın alıp bir de ortadan kaybolanlar var. O da ayrı mevzu. Bugün yine gördüm Nurcan Hanım paylaşmış. Bir tane kişi ulaşılamıyor yine. Hesabına girdim baktım. Bir tane gönderi yok. Fake bir hesap. Takipçi sıfır, takip sıfır, gönderi sıfır. Aha dedim buyurun işte bir tane daha çıktı. Yani Allah kolaylık versin satış yapmak da zor. Canlı yayında da şimdi diyemiyorsunuz ki kardeşim sen fake hesapsın diye. Ama demek lazım galiba. Tabii ki o sırada ne oluyor? Arkadaşlar bakın parmak kaktüslerim de orada ot içinde görüyorsunuz. Nilüfer, tembel Nilüfer. Bu ara hiç canım iş yapmak istemiyor. Yani şunu diyeceğim. Yani kul hakkı arkadaşlar bakın kul hakkına giriyorsunuz. Ben görüyorum mesela. Yani şimdi yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama şimdi videolarda çok böyle dindarmış gibi gösterip de arka planda kul hakkı ne olacak? Ne olacak yani? Ya da bakıyorsunuz profildeki kişiye güveniyorsunuz böyle. Bakıyorsunuz işte maşallah çok güzel. İşte her şey yerli yerinde. Aa bir bakıyorsunuz kadının yapmadığı yok yani. Yazık günah. Yani neden böyle oluyor? Bir kadın girişimci neden bir kadın darbe vuruyor. Bunu da anlamış değilim. Aynı bana yapıldığı gibi işte görüyorsunuz böyle yorumlar falan filan. Hadi onları attım ben. Umurumda da değiller de.
arada bir sopayı göstermek gerekiyor arkadaşlar böylelerine. Yoksa siz ona taviz verdiniz zannediyor. Daha da böyle eştahlanıyor, şaha kalkıyor böyle. Bana yazdıktan sonra gidiyor başka kanallara yazıyor. Neyse, yani şunu diyeceğim arkadaşlar, lütfen ve lütfen ayağınızı yorganınıza göre uzatınız. Hem siz hem de satıcı arkadaşlar ne yapsın? Zarar görmesinler. Bir yandan da size şöyle güzel güzel çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bunları ben henüz şeye almadım. Ne derler ona? Verandaya almadım. Alacağım. Bugün dediğim gibi yine ilaç içtim. Migrenim vardı. O nedenle almadım. Böyle birkaç tane de telefon konuşması yaptım. Yine Hollanda'dan Ayşe'cim aradı. Onunla konuştum. Sağ olsun. Onun da böyle sukulentleri çok çoğalmış. Maşallah subhanallah diyelim. Bu arada bakın pulvinatam. Yani onu diyeceğim arkadaşlar. Sonra satışçı arkadaşlara lütfen zahmet vermeyelim. Elimizden geldiğince destek olalım. Mesela canlı yayınlarda görüyorum ben. Ya çok komik. Nurcan Hanım diyor ki bu türün ismini bilmiyorum diyor. Arkadan kadın sırf canlı yayını baltalamak için bunun ismini niye bilmiyorsunuz? Ne demek niye bilmiyorsunuz? Sen bilseydin o zaman. Kadın o kadar uğraşmış onu bize getirmiş. İşte müşterisini memnun etmeye çalışıyor. Sizin aradığınız türleri bulup getirmeye çalışıyor kadıncağız. Sonra diyor ki bak bir sürü bitki getirmiş kadın arkadaşlar Nurcan Hanım. Diyor ki arkadaşlar bu yeni bir tür diyor. Oradan birisi yazıyor. Bunu yeni tür olduğunu anlamamız için etikete nokta koyar mısınız? Ey kardeşim ya. Etikete nokta koysa ne olacak Nurcan Hanım? Ne olacak şimdi? Sen orada ne yapacaksın? O noktayı görünce aa bu yeni türmüş diye ne yapacaksın yani? İnanmıyor musun kadına? Ya da hani o noktayı görünce ne oluyor? Beyninde şimşekler mi çakıyor sukulentle ilgili? Allah Allah. Ben bile yani dedim ki gerçekten dedim Allah kolaylıklar versin. Hani canlı yayınlarda arkadaşlar ben bazen müdahale ediyorum. Görüyorsunuz da zaten. Niye? Mesela çekiliş yapılıyor. Birisi 3 tane rakam yazdı. Aldı hediyeyi. Ya orada bir sürü bitki satın almış insan var. Onlar kazanmıyor. Sen hiç bitki almamışsın. 4-5 tane numara yazıyorsun ki 4-5 tane de numara yazmaman gerekiyor oraya. Çekilişin kuralları gereği herkes bir numara yazacak. Ondan sonra bir de diyorsun ki orada yani mesela ben uyarıyorum diyorum ki arkadaşlar bakın herkes tek rakam yazsın. Ben öyle adaletsizliklere hiç gelemem. Hemen sesimi çıkartırım. Ben çünkü bir Japon şirkette çalışmışım 20 sene satın almada. Zaten ben o bölümde adaletli olmamla tanınırdım arkadaşlar. Bakın bana şirketin avukatı da çok güvenirdi. Onu da söyleyeyim size. Ha, benim lafımla iki kişi işten atıldı. Neyse ondan sonra şunu söyleyeceğim. Ben hemen oradan diyorum ki bakın diyorum çift rakam yazanlar var, üç rakam yazanlar var diyorum. Rakam yazan kişi bana cevap veriyor. Diyor ki ay diyor ben diyor bir tek rakam yazınca diyor heyecanı kalmıyor diyor. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar hayatta benim o kadar büyük heyecanlarım var ki bakın mesela bu sardunyalarım benim için çok büyük bir heyecan. Mesela şu kaktüsüm benim için çok büyük bir heyecan. Bakın benim heyecanlarım arkadaşlar. Bakın tontişlerim, cicişlerim. Sizin de heyecanlarınız, benim de heyecanlarım bunlar. O yüzden arkadaşlar hayatınızdaki heyecanlarınız böyle heyecanlar olsun. Yani bir canlı yayına gidip de canlı yayını karıştırmak, oradaki insanları rahatsız etmek ya da orada çiçek satın alacakken o canlı yayını terk eden insanlar olabiliyor. Yani o yüzden arkadaşlar bir canlı yayına geliyorsak hanımefendiliğimizle, kibarlığımızla ki çoğumuz da öyleyiz zaten ve oradaki insanları da rahatsız etmeden satıcının işini azaltarak ben bazen bana canlı yayınlarda selam veren insanlara cevap verirken bile diyorum ki ay diyorum Nurcan Hanım özelden zaten görüşüyorum Nurcan Hanım'la diyorum ki dün söylemiyormuşum arkadaşlar bakın burada bu kaktüsümle ilgili bir şey var ya yavru veriyor ya çiçek açacak arkadaşlar. Yani diyorum ki Nurcan Hanım'a, Nurcan Hanım diyorum kusura bakmayın hani ben sizin inşallah canlı yayınınızda rol çalmıyorumdur. Çünkü ben sizlerle canlı yayınlarda olmaktan şeref ve onur duyuyorum ama böyle şeyler olunca da Nurcan Hanım adına çok üzülüyorum ve bu da Nurcan Hanım'a destek videom olsun. Nurcan Hanım beni bu sukulent ve kaktüs camiasında tanıdığım ki sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. En naif, en dürüst, en hakkaniyetli, en adil insanlardan ve kendisini de çok seviyorum. Sizlerin de çok sevdiğinizden zaten eminim. Öyle bir kadın, öyle bir şeker bir kadın sevilmez mi yani? Ve dünkü yayında da kadıncağız kendini o kadar tarif etmek için parçaladı ki kendini. Dün bile arkadaşlar bakın ben birçok sukulente almaya çalıştım. Benim de internetim o kadar hızlı olmasına rağmen ne oldu? Yorumlarım arkadaşlar geç düşmüş. Ben de alamadım mesela. O yüzden
Hani yayında alıp alıp sonra Nurcan'ım kusura bakmayın ben sepetimi iptal ediyorum. Niçin? Çünkü orada bir konuya kızdı o. Yani Nurcan'ın bir konuya cevap verdi, kızdı. Bir de sepetini bir güzel iptal etti. Yazık günah değil mi mesela? Orada almak isteyenler vardı, alamadılar. Yani ben de dedim zaten Nurcan'ım hemen satışa çıkarın satılsın sepet diye. Bakalım inşallah şey de çıkartacaktı hani kalanlar kısmında. Arkadaşlar bakın bu da özel bir türlerden. Onu da buraya dikmişim. Bunların hepsi özel tür. Bunlar hep Kaktüs Marketi Kadir abiden almıştım. Bunu da salyangoz yemiş. Afiyet olsun. Bakın görmedim arkadaşlar. Ne yapayım ben şimdi bir canlıyı nasıl öldüreyim yani. Ve yani öyle arkadaşlar. Yani böyle hep bakım anlatmayacağız. Bu arada böyle kaktüs sukulent alım, edep ve adabı da arkadaşlar bizim için önemli. Benim için de çok önemli arkadaşlar. Bakın ben bile bazen kendi kendime diyorum ki ay diyorum iyi ki satışçı değilim dedim. Satışçı olsam dedim herhalde yani kesinlikle ve kesinlikle satışta arkadaşlar ben şunu karar verdim daha doğrusu. Satış yapan sevgili değerli kıymetli dostlarım, arkadaşlarım. Benim size tavsiyem kesinlikle kendinize bir moderatör bulmanız. Çünkü moderatör olmadan bu işler olmuyor. Çok güvendiğiniz birisi olacak ve moderatörlük yapacak. Orada mesela sizler satış yaparken bazı yorumları göremeyebilirsiniz. Çift rakam yazıldı, çekilişte göremeyebilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler. Zaten yorgunsunuz, gecenin kaçı olmuş, aç susuzlar arkadaşlar. Bütün gün çalışıyorlar. Yani o nedenle ve satışçılara her zaman biliyorum çok desteksiniz hepiniz. Beni izleyen şu anda kanalımda beni izleyen herkes kesinlikle ve kesinlikle hem benim gibi düşünüyordur hem benim gibi davranıyorlar. Hani özelden de merak eden insanlar oluyor. İşte niçin öyle niçin böyle arkadaşlar vardır bir şeyi. O nedenle Nurcan Hanım her zaman için her zaman için bizim göz bebeğimiz. Her zaman da Nurcan Hanım'ın arkadaşlar hem sadık bir dostu hem müşterisi hem de burada Belçika'da onu seven bir kalp olarak arkadaşlar. Buradan Nurcan Hanımcığıma sonsuz sevgi saygılarımı gönderiyorum tekrar. İstanbul'da kolay değil. Çocuklarıyla birlikte böyle hobisini ticarete çevirmiş çok değerli kıymetli bir ney? Can dostumuz arkadaşlar. Evet. Yeri geldi bunu söylemek istedim. Çünkü akşam canlı yayında da mesela ben de çok üzüldüm. Hani hayatımız arkadaşlar her zaman için bize çok şeyler öğretiyor, gösteriyor. O nedenle canlı yayınlara gelip de ortalığı karıştırmadan satıcılara destek olalım. Ve arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hepinizi böyle sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Hiç bugün hiç canım iş yapmak istemedi ama yine iş yaptım yani. Yapmadan da edemedim. Ve değerli arkadaşlar, her zaman için ne diyorum? Çıkmış olduğunuz hayat yolculuğunda hep size iyi insanlar denk gelsin. Hep böyle yanınızda size destek olan insanlar olsun. Ve değerli arkadaşlar, bugün kendiniz için ne yaptınız? Oturun bir sorgulayın ve ne diyorum? İyilik yapanlarınız bol olsun. Sizin de iyilik yaptıklarınız bol olsun. Aa, burada bir şey mi olmuş? Arkadaşlar yaprak çürümüş görüyorsunuz olabilir. Geçen de bir tane daha aldım. Onu oradan hallederim sıkıntı değil. Ve arkadaşlar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. 31 Ekim'de geliyorum. 22 Kasım'da dönüyorum. Ve iyilik yapanlarınız bol olsun. Sizin de iyilik yaptıklarınız bol olsun. Ve değerli kıymetli arkadaşlarım hoşça kalın.